Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere gelin pastası tarifi veriyorum. Bu yöntemle çok pratik ve lezzetli oluyor. 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şekerini karıştırma kabına alıyorum. Ve iyice bembeyaz oluncaya kadar bu ikiliyi çırpıyorum. Mutlaka yumurtaların oda ısısında olmasına özen gösterelim. Denediğinizde bu kadar kolaymış mı diyeceğiniz harika bir pasta tarifi veriyorum sizlere. İstediğim kıvama ve renge geldi gördüğünüz gibi. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum. Kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Önemli bir püf noktasıdır. Pandispanyalarda kesinlikle bu şekilde yapıyorum. Kekimizin içerisinde kesinlikle sıvı yağ, yoğurt, süt hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece yumurta ve unla hazırlıyoruz şeker. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 2 su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milimlik. Çok az mikserle çırpacağım. Kesinlikle çok aşırı çırpmayın. Aksi yumurtaları söndürürsünüz. Evet, kıvamı bu şekilde olacak. Diğer pastalarda da bu tarifi kullanıyorum arkadaşlar. Diğer pasta tariflerinde yapabilirsiniz. Evet, bu kadar çırptım. Şöyle kenarlarını iyice temizliyorum. Ve artık fırına göndereceğim. Yapımı da oldukça pratik bir tarif. Yağlamış olduğum borcama alıyorum. Mutlaka borcamı yağlayın arkadaşlar. Kıvamı da bu şekilde kek kıvamında yapıyoruz. Şöyle iyice temizledikten sonra harcımı her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde yayıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Şöyle sallayın ki hem eşitlensin hem de içerisindeki hava baloncukları çıksın. Kekimiz pişerken ben de kremasını hazırlıyorum. 5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. 1 litre süt. Ve içerisine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 4 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Ocağı açmadan önce iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Artık ocağın altını açtım ve şöyle kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Elinizi kesinlikle ocaktan çekmeyin. Bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok duru olmasın, çok sert de olmasın. Bu kıvamı mutlaka yakalamanız çok önemli. Kekim fırından çıktı. Pandispanyam inanılmaz güzel sünger gibi oldu adeta. Üzerine soğuk süt ilave ediyorum. 3 su bardağı soğuk sütü. Şöyle hemen yarım çay bardağı şekerle iyice çırptım ve üzerine ekledim. Sütünü iyice çektikten sonra kremayı da biraz ılıttım. Soğuğa yakın olsun. Kesinlikle sıcak sıcak eklemeyin. Kremayı da şöyle iyice yaydıktan sonra dolabı kaldıracağım. Mutlaka bir gün bu şekilde bekletmenizi öneriyorum. Üzerini streçleyerek bekletin. Çok da dümdüz olmasına hiç gerek yok. Çünkü üzerine Hindistan cevizi gelecek. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. İnanılmaz lezzetli bir pasta tarifi oluyor arkadaşlar. Bir gün bu şekilde beklettim. Ertesi günü Hindistan cevizini ekliyorum üzerine.
Şerbetli ve bu şekilde sütlü tatlıları bir gün bekletirseniz daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Bu gelin pastamızın en özel püf noktası Hindistan cevizi. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hazırladım ve dilimleyerek servis edeceğim. Bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gelin gibi gelin pastası tarifi. Kaç tane, kaç dilim yediğinizi inanın sayamayacaksınız. O derece pratik ve o derece lezzetli bir pasta oldu. Yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Hindistan ceviziyle servis ediyorum. Dilediğiniz meyve ile de servis edebilirsiniz. Şöyle ortadan bir tane almak istiyorum. Sizlere yakından da ne kadar güzel kabardığını ve ne kadar güzel bir pasta olduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir görüntüsü var. Yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Gelin pastasındaki kremanın bir özelliği de içerisine krem şanti eklemek arkadaşlar. Ben maliyeti fazla yükseltmemek için krem şantiyi içerisinden çıkarttım. Tereyağı da aynı lezzeti zaten verecektir. Tereyağı ve vanilya ilave ettim. Şöyle bir dilim alarak da sizleri göstermek istiyorum yakından. Keki inanılmaz güzel pişti, görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerçekten gerek yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Daha sulu, keki daha sulu seviyorum ben. Süt aksın istiyorsanız 4-5 su bardağı sütle de yapabilirsiniz ıslatma işlemini. Sayfamda da birçok pasta ve tatlı tariflerim mevcut. Hepsi de birbirinden lezzetli. Denemenizi öneriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.